الصمت الأخير نقاتل بعزمنا وما لنا نظير نقاوم نقاوم للرمق الأخير نقاتل بعزمنا وما لنا نظير نقاوم نقاتل وشعبنا قوافل ودربنا التحرير ودربنا التحرير من بقاع الأرض إلى كل مسار نقاوم نقاوم للرمق الأخير نقاتل بعزمنا وما لنا نظير نقاوم نقاتل وشعبنا قوافل ودربنا التحرير ودربنا التحرير من بقاع الأرض إلى كل مسار SIGA's second international conference on Palestine, challenging apartheid in Palestine, reclaiming the narrative, formulating a vision. Today is day number 5, and we are on our 10th session, Tuesday, June 22nd, 2021. I am delighted to introduce the session chair for today. His name is Mr. Fadi Zaatari from SIGA as well, who will be talking about the future of the Palestinian struggle, analysis and prospects. I'd like to Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle kısaca oturum başkanımızı tanıtmak istiyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden kendisi, Türkiye'den ve kendisi çok farklı akademik başarılara sahip Sayın Fadi Zaatari, çeşitli dillerde çok aktif ve kendisi SIGA'nın konferanslarında hepimize çok aşina bir sima. Söz sizde Fadi Zaatari. Esselamu aleyküm herkese. Teşekkür ederim Doktor Yasmin. Ve öncelikle hepinize bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum Filistin konulu ikinci konferansımıza. Çok harika bir oturum bizleri bekliyor diye umuyorum. Filistin mücadelesinin geleceğine dair 10. oturumumuzdayız. Profesör Helga Baumgarten'la başlayacağız. Kendisi Bir Zeyt Üniversitesi'nden ve siyaset bilimi. 1993'ten 2020'ye kadar dersi vermiş. Benim de Bir Zeyt Üniversitesi benim hocalarımdan bir tanesiydi. Master'ımı uluslararası çalışmalar alanında yaparken yaklaşık 10 yıldan uzun bir süre önce Profesör Baumgarten, Filistin, Fetih gibi konularda önemli çalışmaları var. Yasser Arafat üzerine biyografi çalışması var. Akademik özgürlük konusunda tanınıyor. Özellikle de Bir Zeyt'te çeşitli programların kuruculuğunu yaptığı İnsan Hakları ve Demokrasi Programı, aynı zamanda Doktora Sosyal Bilimler Programı gibi sizi ağırlamak büyük bir mutluluk. Kendisi
sahadaki realiteleri incelemek ve gerçeklere bakmak konulu bir konuşma yapacak. Arkasından bir sonraki konuşmacımız Sayın Moinel Taher olacak. Sayın Moinel Taher, Filistin konusunda yazan birisi, bir belgeleme projesinin direktörü, Arap Center for Studies'te ve Filistin Ulusal Projesi'nin geleceğinden ve Filistin'in seçeneklerini keşfetmekten bahsedecek. Arkasından Moin Rabbani'yi dinleyeceğiz. Kendisi Cedeliya'nın editörlerinden bir tanesi, Hollanda'dan. Filistin konusunda çok yayınları olan ve önemli katkıları olan bağımsız bir analist kendisi ve araştırmacı, Filistin üzerine odaklanan, Filistin işleri ve Arap-İsrail bağlamına odaklanan birisi ve ABD yönetimi ve Filistin sorusu başlıklı bir konuşma yapacak. Kendisinden sonra Dr. Muhammed Makram Belawi'yi dinleyeceğiz. Filistinli bir yazar ve akademisyen, İstanbul'da bulunuyor kendisi ve kendisini SIGA'dan ve çeşitli faaliyetlerden tanıyoruz. Kendisi normalleşme ve direnişten bahsedecek, Arap ve Müslüman bağlamında. Çok mutluyum bu çok önemli oturuma ev sahipliği yaptığım için. 18 ila 20 dakika süre vereceğim bütün konuşmacılara. Arkasından soruları alacağız. Herkes de sorularını chat üzerinden sorabilir. Arzu ettiğiniz şekilde bir düzenleme olmaksızın sorularınızı ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Profesör Baumgartner'a başlayacağız. Söz sizin. Çok teşekkürler. Öncelikle organizatörlere çok teşekkür etmek istiyorum. Çok harika bir konferans. İstanbul'da bulunup davet ettiğiniz herkese tanışmayı çok arzu ederdim. Umarım önümüzdeki yıllarda bu mümkün olur. Evet, bugün çok kişisel bir takdimle başlayayım. Beit Hanina'da penceremden görünen manzaradan başlamak istiyorum. Kudüs'ü bilmeyenler olabilir. Beit Hanina, Kudüs'ün kuzeyinde bir köy. Tarihi Gazze, Kudüs, Nablus yolu üzerinde ve 1967'deki savaşta Kudüs'ün yanındaydı. Şu anda onun bir mahallesine dönüştü. Güney doğrultusuna baktığımda Ramaşlomo yerleşimini görüyoruz. 90'ların ortasında, 95'te başlamıştı. 67'de alınan Şofat toprakları üzerinden Kudüs'ün kuzeyinde yeşil bir Teddy Kolik ormanı isimli bir kuşak oluşturmak için ve 90'ların ortasında buraya insanlar taşınmaya başladı ve ağaçlar kesildi ve 95'te yeni bir yerleşim için yer açtılar. Bu devamlı olarak genişledi ve 20 bin yerleşimci şu anda içerisinde yaşıyor. Sağ tarafıma baktığımda Liftav köyünü görüyorum. 48 yılında yok edildi. Yaklaşık 3000 kadar vatandaşı da buradan çıkarıldı. 450 tane bina içerisinden sadece 55 tanesi sağlam hala ayakta kaldı. Hagana saldırılarından sonra bu İsrail ordusu bütün Filistinlilerin bu bölgeden çıkmasını istedi. Arkasından Lifta tepesinin üzerinde Batı Kudüs'ün inşa edilmiş büyük bir alanı görünüyor. Kivat Şaul bu alanın ismi. Burada yok edilen Deir Yasin isimli bir köy vardı. Burada 1948'deki ilk katliamlardan biri oldu. 245 kişi
katledildi. Çok soğukkanlı bir şekilde. Yine biraz daha sağıma baktığım zaman, batıya doğru baktığım zaman çok büyük bir yerleşim görüyorum. Ramot isimli. İlk binalar 70'lerde yapıldı. 1974 senesinde yapıldı. Ve 80'lerin başında ben de Kudüs'e ilk ziyaretimi gerçekleştirdiğimde hiç kimse yerleşimlerin devam edeceğini, hatta genişleyeceğini hiç düşünmüyordu. Ama bugün neredeyse 50 bin kadar içinde ikamet eden var. İkisinin arasında çok büyük otoyollar var. Kuzey, güneyde Begin otoyolu var. Doğu-batı istikametinde Kudüs'ü Tel Aviv'le bağlayan büyük yol var. Bunların hepsi de devamlı olarak genişletilmeye devam ediyor. En son genişleme de Ramot'tan evler aşağı doğru, tepeden aşağı doğru kayıyorlar, otoyola ulaşıyorlar. Ramot Shlomo'da da aynısı geçerli. Aşağı doğru geliyor. Kudüs'e bakalım. Tabii ki ana merkezlerinden bir tanesi yerleşimci kolonyalizmin ve etnik temizliğin Filistin'de. Bunun sebebi çok basit. İsrail mümkün olduğu kadar çok büyük bir Yahudi çoğunluk arzu ediyor şehrin içerisinde. Şu anda ve aşağı yukarı son 10 yılda Filistinliler yaklaşık nüfusun %40'ını teşkil ettiler Kudüs'te. Ve size bazı kısa rakamlar vermek gerekirse yaklaşık 950 bin oturanı var Kudüs'ün ve Doğu Kudüs'te 380 bin yaklaşık 400 bin kadar Filistinli var ve aynı anda 225 bin kadar da İsrail'i yerleşimci var. Şehrin tamamındaki Yahudi sayısı yaklaşık 570 bine ulaştığını söyleyebiliriz. İsrail tarafındaki bunu değiştirmeye dönük bütün girişimler en azından şu ana kadar ve şu ana kadarın altını da çizmem lazım, başarısız oldu. 90'ların ortasından bu yana İsrail Hayatın Merkezi isimli bir politikayı uygulamaya çalıştı. Yani Filistinlilerin yaşam merkezinin Kudüs'te olduğunu ispatlaması gerekiyordu. Bunun da sonucu çok da verimsiz oldu aslında. Çünkü Filistinliler o zamana kadar bir daire kiralamış, almış ya da ev yapmış olan kişiler Beytanina'nın kuzeyinde ya da çeşitli yerlerde yapmış olanlar tekrar şehre geldiler. Şeyh Cerrah, Şofa gibi yerlere. Bazıları büyük aile evlerine geri döndü Eskişehir'de. Yani Raslamut ya da Silvan gibi yerlerdeki aile evlerine döndüler. Çok da durumu iyi olmayan insanlar Şofat mülteci kampında veya onun etrafında kendilerine evler tuttular. Burada da yeni bir hikaye başlıyor. Mülteciler çok büyük, çok katlı binalar inşa ettiler geri dönen Kudüslüler için. Ve çok özel de bir durum oldu. 1948 mültecileri Beytul köyünden gelenler ki bu da Kudüs'ün 15 kilometre batısında 1948'in Nisan'ında yıkılmış bir yer. 300 tane sakini çıkarılmış. Önce Eskişehir'den, sonra Ürdün Devleti tarafından ve Yenerva tarafından ve bugün de Şofat kampında. Şeyh Cerrah ve Silvan ve Badnel Hava bölgesi bu genel bağlam içerisinde görülmesi lazım. İşgal elinden gelen her şeyi deniyor. Mümkün olduğu kadar çok Filistinli'den kurtulmak için hangi yolla olursa olsun her yolu deniyor. Filistin başkanı bir konuşma yaptı Ebu Mazin Fetih Devrim Konseyi toplantısının önünde. Ve Batı Şeria, Beta ve Batı Şeria'daki
yerlerden bahsetti. Kısaca Şeyh Cerrah'tan bahsetti ve bazı ailelerin olduğundan bahsetti. Silvan'ı unuttu, Eskişehir'i unuttu, Haram'ı unuttu, Babalamud'u unuttu ve tamamen tabii ki Gazze'yi unuttu. Gazze onun için sadece para söz konusu olduğunda geçerli. Filistinlilere verilen para söz konusu olduğunda Gazze'yi yeniden inşa etmek için. Yani yerleşimci kolonyalizm ve etnik temizlik ve şiddetin kullanımı sadece Kudüs'te de değil. Bunlar her yerde görülebiliyor, Filistin'in her yerinde ve daha önce de az önce de göstermeye çalıştığım gibi tarihi bir devamlılık içerisinde bunu görüyoruz. Patrick Wolf'un söylediği gibi bu bir süreç, bu sadece tekil bir olay değil ve bazı önemli olaylarında altını çizmek istiyorum. İsrail'in çok şiddet, baskın şiddet ve katliam kullandığı dönemlerden bahsetmek istiyorum. Filistinlileri kovmak ve Yahudi göçmenlere İsrail'de yer açmak için. Mesela 1948'de tabii ki Deir Yasin köyünde katliam oldu, az önce söylediğim gibi. 750 tane sakininden 245 tanesi öldürüldü. Geri kalanı mülteci haline geldi. Yani geri kalan 750 bin mülteci gibi. Hikaye 1967 yılında tabii ki devam etti. Burada vurgulamak istiyorum. İmvaz, Yalu ve Beit Nuba örneklerini vurgulamak istiyorum. 8 bin kişi köylerinden gönderildi. Ve bunların üzerine İsrail, Kanada Devleti'nin finanse ettiği bir park inşa etti. 1967'deki insanlar Rabin emirleri üzerine gönderildiler. Ramallah'a kadar olan mesafeyi komple yürümek zorunda kaldılar. 1948'de de yine Rabin'di, Filistinlileri Lid'den çıkaran ve onlar da mülteci haline gelmişlerdi ve Ramallah'a kadar Haziran'ın ortasında yürümek zorunda kalmışlardı. George Habash'ın hatıratını okursanız orada bunu görebilirsiniz. 1956'da İsrail Gazze'yi birkaç ay boyunca işgal etti. Burada ne yaptılar diye bakarsanız en kötü katliamlardan bir tanesini gerçekleştirdiler katliam tarihinde İsrail'de. 256 insan öldürüldü. Khan Yunis isimli yerde. Bu UNRWA'nın verdiği ilk rakamlar. Daha sonra düzeltilen rakamlar 520'ye kadar çıkıyor. Salman Ebu Sitta bunların isimlerini ve detaylarını listeliyor. Ve Khan Yunis'te öldürülen insanlar Joe Sacco'nun dipnotlarıyla ölümsüzleştirildiler Gazze'de. Arkasından 1967 yılında Sharon'un savaşı başlıyor Gazze'de. Diğer insanlarla birlikte Guevara'ya karşı Muhammed El-Aswad. Che Guevara Gazze'yi 1959 senesinde ziyaret ediyor. Burada yine harika bir rapor var. Salman Ebu Sitta'nın Middle East Monitor'da yapmış olduğu. Çünkü Che Guevara ya diyor ki bana yoksulluğunuzdan ya da çektiğiniz acıdan bahsetmeyin. Bir direniş hareketi inşa etmeye çalışın diyor. 56'ya dönecek olursak binlerce insan çıkarıldı ve evler yok edildi. Bahsettiğim birkaç örnek sadece ve zaman hepsinin üzerinden geçmeye yetmiyor. Çok ciddi şiddet kullanıldığını görüyoruz ve kullanılmak zorunda olduğunu ve hala da kullanıldığını görüyoruz Filistinlileri bulundukları yerlerden çıkarmak için. Arkasından sunumumun ikinci kısmına geçeyim.
bir yerleşimci, kolonyalizm, sömürgecilik rejimi, devam eden etnik temizleme, şiddet ve apartheid sistemi sanki yetmezmiş gibi bir de Oslo süreci isimli bir şey ek bir baskı düzeyini doğuruyor. Bu da Filistin yönetimi, sulta tarafından Oslo sürecinin yarattığı sulta tarafından bir baskı, 1993 yılında oluşturulan. Bu güvenlik işbirliği denilen şeye dayalı bu. Ve Filistinlilere dayatılan bir şey ve kabul ediliyor ve uygulanıyor ta en baştan itibaren. Ve bugüne kadar halen devam ediyor. Çok kısa bölünmeler hariç Gazze üzerine yapılan savaşta. Başkan Abbas güvenlik işbirliğini sanki kutsal bir şey gibi, kutsal bir şey olarak bahsediyor. Bir vakadan bahsetmek istiyorum. Basel Al-Arraş örneğinden. Genç bir solcu entelektüel, kendisi gençleri mobilize etmeye çalışıyor Batı Şeria'da ve olaylara dair farkındalıklarını arttırmaya çalışıyor. Tarihlerini ya da direniş tarihini anlatmak ve onları işgale karşı direnmeye davet etmeye çalışıyor. Solcu popüler Filistin Üniversitesi'nde ve Süleyman El-Halebi sömürgeci çalışmaları merkezinde aktif birisi. Süleyman El-Halebi'yi bilmiyor olabilirsiniz. Kendisi Mısırlı bir direniş savaşçısı. 18. yüzyılda Fransız sömürgeciliğine karşı mücadele etmiş birisi. Web sitesi mevcut. Kendisi Sulta tarafından 2016 yılında hapse atılıyor. Silahlı saldırı organize etmekle suçlanıyor işgale karşı ve tutuklandığında tabii ki işkence de görüyor. Arkasından bir açlık grevi başlatıyor ve çok ciddi bir destek görüyor bu dışarıdan. İlk önce Sulta'nın kendisine bırakması için ama bununla birlikte davası İsrail güvenlik hizmetlerine aktarılıyor ve Filistin güvenliği ile birlikte onu arıyorlar, yer altına inmişti. Nihayet onu Kadura mülteci kampında buluyorlar Elbirek'te ve orada vurularak öldürülüyor İsrail ordusu tarafından ve Doktor Mustafa Baruti'nin ifadesine göre aslında hiçbir savaş olmadı. Sadece soğukkanlı bir öldürmeydi, suikastı. Başka bu şekilde istisnai örnekler de var direnişe dair. Filistin toplumunda ve işgalin olduğu her yerde çok kısa şekilde birkaç tane örnek aktarayım. Arkasından bir tane özel vaka çalışmasına değineceğim. 2016'da Öğretmenler Sendikası'nın grevi, bunlar resmi sendikalar değil ama spontane şekilde neredeyse tamamı öğretmen olan grevciler tarafından, göstericiler tarafından ortaya çıkmış gayet spontane şekilde. Arkasından 2018'de Nablus'ta seçimler oluyor. Burada olan seçimlerde Hamas, Fetih ve Bağımsızlar Adli Yayış, Hamas'ın Adli Yayış liderliği altında toplanıyorlar ve bir diğer seçim örneği de bir köy konseyi için yapılan seçimler Yasuf köyünde. Burada da genç, bağımsız bazı insanlar, başlarında Neşat Abdülfettah var. Ve gururla da söylüyorum ki kendisi benim Bir Zeyt'te eskiden bir öğrencimdi. Onlar bir köy konseyini topluma çok yakın şekilde kuruyorlar. Sulta adaylarının empozelerine izin vermiyorlar. Kendi adaylarını empoze etmelerine izin vermiyorlar. Ve en sevdiğim direniş örneği de aşağıdan yukarı olmak üzere küçük
küçük bir köydeki kadınların mücadelesi, onların mücadelesi 2014 senesinde başlıyor. Çok kötü koşullar altında yaşıyorlar ve 2014 senesi hatırlayın, 7 yıl önce suları, akan suları yok, elektrikleri yok. Sadece köylerine giden toprak bir yol var, hiç ilkokul yok. Ve 20 yıllık sultanın varlığından sonra Beytüllahim'e yakın olan Bedevi Cübet el-Sib isimli bu küçük Bedevi köyünde tam bir İsrail kontrolü var ve yerleşim için yer açmaya çalışıyorlar. Ve eyleme geçmelerinin sebebi çocuklarının hasta olması. Çünkü petrol ısıtma faaliyetlerinden dolayı ve okula her sabah kirli ve çamurlu geldikleri için çocuklara, arkadaşları dalga geçiyorlar. Önce kadınlar komşu köye gidip elektrik ve su talebinde bulunuyorlar. Arkasından protestoda bulunuyorlar. Beytüllahim valisinin önünde, ofisinin önünde mobilize ediyorlar, dayanış ve yardım buluyorlar ve bunu hem Filistin hem İsrail'i STK'lardan bunu buluyorlar. Nihayetinde bir STK paneller kuruyor. Bunların da ödemesini Hollanda yapıyor. İsrailler hemen geliyorlar. Tabii ki güneş panellerini ordu kaldırıyor. Bu durumda Hollanda hükümeti o zaman müdahil oluyor, Netanyahu ile doğrudan görüşüyor ve bu ilk olarak güneş panellerinin tekrar geri getirildiği nokta. Kadınların başarısına baktığımızda kendi derneklerini kurabiliyorlar, kendi köyleri için bu toprak yol kaplanıyor, düzeltiliyor ve çok uzun yıllar boyunca bu protestolarını ve hareketlerini devam ediyorlar. Çok zamanım olmadığı için detayına girmeyeceğim. Ama yarım dakikada birkaç tane çok önemli olduğunu düşündüğüm soruyla bitireceğim. Biz şunu sormalıyız bence. Filistin direnişinin farklı formları İsrail'in işgalci kolonyalizmine karşı ne başarabilir? Mesela intifadada olduğu gibi toplu mücadeleler, bir tanesi 87'de, bir tanesi 2000'de olmak üzere, ya da silahlı mücadele neyi başarabilir? Ya da bireysel saldırılar, Gazze'den roketler, aşağıdan yukarı ve Filistin toplumundaki mücadeleler. İkinci olarak devamlılık nasıl başarılabilir tüm bu mücadele türlerinde ve özellikle de toplu mücadelede uluslararası dayanışmanın rolü ne olmalıdır, nasıl başarılabilir ve nasıl sürdürülebilir? Mayıs, bu senenin Mayıs'ından bu yana olduğu gibi ve son olarak dayanışmanın rolü ne olabilir İsrail içinden? Sadece Şeyh Cerrah'ta değil ki burada İsrailli solcular son yıllarda protesto ediyorlar ve bu önemli sorularla bitiriyorum ve bitirirken de hepinize sabrınız için teşekkür ederim. Amazing presentation. I just was remembering when I was. Çok güzel bir konuşmaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ben dışarıya bakıyordum. Aslında Filistin'de büyük bir yerleşim bölgesi vardı. Bunu görüyordum penceremden ve çok büyük bir araziydi. Aslında sizin anlattığınızda da çok büyük benzerlik gösteriyor. Çok önemli bir soru. Belki bazılarına geri döneriz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi ikinci konuşmacımıza geçeceğiz. Sayın Muin Altaher, kendisi
Arap Çalışmaları Merkezi Ürdün'den geliyor ve kendisi Filistin Ulusal Projesi'nin geleceği hakkında ve Filistin opsiyonlarını, seçeneklerini keşfetme hakkında konuşacak. Söz sizin Sayın Muin Altaher. Can you please unmute yourself? Sesinizi acaba açabilir misiniz? Tahir Bey, sesinizi açabilir misiniz? We cannot listen to you. We cannot hear you. Şu anda sizi duyamıyoruz. Evet, şimdi duyabileceğiz sanırım. Yes, Aymo, can you help us? Yes. Share option. PowerPoint مش شغال. Alo? Sanıyorum PowerPoint sunumum çalışmıyor. Duyabiliyor musunuz? Semaini? طيب. اول في امكانيه نشغل Maybe you can go ahead because the time is limited, please, Mr. Tahir. Mr. Tahir, can you hear us, right? Yeah. Okay. No. I'm only disabled. HST. Taymur, please can you help us that he will be sharing his PowerPoint? Taymur. Okay, till he will be ready with his PowerPoint, we will go to Mr. Muin Rabbani, co-editor. Kendisinin sunumu hazır olduğunda ona geçebiliriz. Şimdi bir sonraki sunuma geçelim. Muin Rabbani'nin sunumuna, ABD yönetimi ve Filistin meselesiyle ilgili. حاول أتحدث في اليوم هو عبارة عن مشروع الوطني الفلسطيني رؤية المستقبل وهذا بيستدعي منا إنه I'll stop. Yes, please. So we will listen to Tahir now. Sorry. Okay. Şimdi Sayın Tahir'in sunumu hazırmış. Onu dinleyebiliriz. Listening to who? Kimin sunumu dediniz? Kimi dinliyoruz acaba? Muin Altaher'i. This was from the translator. Sanırım kendisi bizimle değil, sesi de kapalı. Muin Rabbani ile mi devam edelim? Evet, Muin Rabbani, siz de devam edelim. Kusura bakmayın, buyurun. So once again, I'd like to begin by tekrar SIGA'ya,
İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi'ne bu konferansı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Beni de katılımcı konuşmacı olarak davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elimde sınırlı bir vakit var tabii ki. Biraz kısa tutmaya çalışacağım. Benim konuşmamın ABD yönetimiyle ilgili olması istendi benden. ABD yönetimi ve Filistin meselesiyle ilgili konuşacağım. Tabii özellikle yeni ABD yönetimi. Burada birkaç noktaya değinmek istiyorum. İlki şu. Ne zaman yeni bir yönetim başa gelse Washington'da, genelde odak noktamız, umudumuz ya da beklediklerimiz, değişmesini beklediğimiz bazı şeyler oluyor. Ancak bence biz dikkatimizi daha ziyade sürekliliklere odaklamalıyız. ABD'deki politikadaki süreklilere, sürekliliklere. Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanının bütün güçleri elinde tuttuğu ve kurumların çok zayıf olduğu bir ülke değil. Yani liderlik her değiştiğinde temel değişiklikleri umabileceğiniz, politika değişiklikleri umabileceğiniz bir ülke değil. Şu andaki yönetim de bence bunun güzel bir örneği. En değişik sonuçlara sebep olan kararlara bakarsanız Trump yönetimi aslında içteki demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki içteki çatışmalara ve farklılıklara rağmen, Trump dönemindeki bu çatışmalara rağmen Biden dönemine baktığımızda ne görüyoruz? Örneğin Trump'ın İsrail'in egemenlik haklarını tanıması, Kudüs'teki haklarını tanıması gibi konularda Biden yönetimi çok belli bir açıyla geldi. Yine Trump'ın işgal altındaki Suriye'deki Golan Tepeleri'yle ilgili ya da ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması veya Güvenlik Konseyi kararının açık bir şekilde ihlal edilmesi. Bu açılardan bu tür büyük sonuçları olan, Trump yönetiminin aldığı büyük sonuçları olan kararlara bakıldığında Biden yönetimi değişim olmayacağını gösterdi. Daha az büyük sonuçlara yol açan kararlara bakalım. Mesela Birleşmiş Milletler Mülteci Ofisi'ne ABD'nin verdiği fonlar ya da Doğu Kudüs'teki büyükelçilik açılması, ki bu büyükelçilik açılınca ABD'nin tabii İsrail gündemini daha çok belirleme şansı da oluyor. Örneğin Filistin'in Washington'daki Filistin diplomatik kurumu vesaire. Şimdi geriye gidersek sanırım 1968'lerde Lyndon Johnson idi. Kendisi ilk ABD başkanıydı. İsrail'in Washington'daki en yakın arkadaşı olan ilk ABD başkanıydı sanıyorum. Ve ABD başkanları da bu şekilde oldu. Şimdi baktığımızda Joe Biden'da da çok farklı bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Yeni yönetimle ilgili şunu söyleyebiliriz. İktidara geldiklerinde Filistin meselesine ilgilenmek istemediklerini belirttiler. Çok ciddi iç krizler var. Dolayısıyla dış politikada daha ziyade İran'la ilgili olacak gibi bir mesaj verildi. Yani dış politika İran, Çin, Rusya veya işte Avrupalı müttefiklerle iletişim kurulacak gibi bir mesaj verilmek istendi. Ama nihayetinde bu yönetimin elinde bir seçenek de yoktu bu konuda. Çünkü İsrail politikasının denkleminde kendini buldu bu yönetim. Özellikle Şeyh Cerrah'taki ve Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki İsrail'in yaptıkları. Daha da önemlisi, İsrail'in ordusunun ve istihbarat teşkilatının da
Gazze şeridindeki hedeflerine ulaşması. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri İsraillilere amaçlarına ulaşmak için daha fazla vakit verdi. Ve İsrail de bunların hepsine ulaşamadı. Ve Biden yönetimi İsrail'i savunmaya çalıştı. Ve sanki biz Washington'da bir değişiklik bekliyorduk diyorlardı Avrupalılar. Ancak Güvenlik Konseyi'nde de tamamen aynı şey söz konusu. ABD 3 tane art arda durumda Güvenlik Konseyi'ni bloke etti. Burada İsrail'i kınayan karardan dolayı değil, başka durumlardan dolayı bunu yaptı. Bir başka bahsetmek istediğim noktaya gelirsek şunu söylemek istiyorum. Çok daha açık bir şekilde aslında biz şuna odaklanmalıyız. Aslında ABD'nin İsrail'i destekleyen bir ülke olarak değil, ihtilafa taraf olan bir ülke olarak onu görmeliyiz. Ancak böyle yaparsak doğru bir şekilde durumu değerlendirebiliriz. Örneğin, ihtilaf daha çıkmadan bile önce Biden yönetimi bir yönerge yayınladı. Sanıyorum $700 milyon civarında bir cephanelik vesaire alınması için. Daha sonra Biden yönetimi yine bir duyuru yaptı ve İsrail'in füze kaynakları ile ilgili bir takım aksiyonlar alacağını belirtti. Dolayısıyla burada Mayıs ayındaki 10 günde bile şunu çok açık bir biçimde gördük. ABD çok dış bir taraf değil bu Orta Doğu'da. Orta Doğu'daki bu mevzuda katılımcı aslında. Bunu da temel olarak İsrail'in cezasızlığı, dokunulmazlığı için çalışarak yapıyor. Yani İsrail bir şekilde hesap vermesin yaptığı eylemlerinden bunun için çalışıyor ABD. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. ABD'ye baktığımızda genelde Beyaz Saray'a çok odaklanıyoruz ve orada ABD Başkanı o dönem kimse ona odaklanıyoruz. Ancak bence çok daha geniş açıdan bakmamız gerekiyor. Örneğin Kongre'nin buradaki rolü çok kritik ve bu sadece ABD'nin politikasını biçimlendirmesinden dolayı değil, yönetimin, yürütmenin eylemini kısıtlamasından dolayı. İsrail'in lehine olsun, Filistin'in aleyhine olsun, buradan politikalar çıkınca kongreden çok ciddi sonuçları olabiliyor bunun. Örneğin Kudüs'e büyükelçiliğin taşınması ya da Filistin Kurtuluş Örgütü'nü terörist organizasyon olarak görmek. Burada 1980'lere ve 1990'lara uzanan kongrede çıkarılan yasaların etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında gitgide Demokrat Parti içinde belki ilk defa, 10 yıllardır ilk defa samimi bir şekilde eleştirel olan bir yapılanmanın olduğunu görüyoruz. Sadece İsrail hakkında değil, ABD'nin İsrail'i desteklemesi konusunda da. Örneğin örneğin bazı inisiyatifler var. Birçok kongre üyesinin inisiyatifi bunlar. Ve bu inisiyatiflerle ABD'nin İsrail'e ordu yardımı, askeri yardım yapması kısıtlanmak isteniyor. Ya da en azından ABD'nin bu yardımlarının belli çerçevede yapılması, bazı kısıtlamalara tabi tutulması isteniyor. Bu aslında çok önemli bir gösterge bizim için. Yani bu yasalar neye sonuç verebilir, neyle sonuçlanabilir?
bu fırsatlar doğru bir şekilde kullanılırsa neler karşımıza çıkabilir? Bunu görmek açısından bu çok önemli. Son olarak da hem fırsatlara hem de risklere bakmak istiyorum önümüzdeki dönem için. Önemli bir fırsat olarak şunu görüyorum ben. Bu yönetimle, iktidardaki bu yönetimle ve bir an için Biden'ın aslında Siyonist vesaire olduğunu unutalım. Burada önemli olan şey şu, bu Beyaz Saray üzerindeki baskı neokonlardan ya da aşırı sağcılardan ya da Hristiyan evanjeliklerden gelmiyor. Trump döneminde olduğu gibi değil. Burada temel olarak baskı, Beyaz Saray'daki baskı ilerlemecilerden geliyor. Bu da aslında fırsatlar yaratıyor bence. ABD politikasını etkilemek ve ABD politikasının yapabileceği, Filistin'e verebileceği zararları azaltma konusunda fırsatlar yaratıyor. İkinci bir fırsattan da bahsedebiliriz. Bu daha uzun vadede olacak bence. Trump ve Netanyahu'nun başardığı bir şey vardı. O da iki taraflı uzlaşmayı ve konsensusu bölmek. Bu da tabii ABD'nin İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesiyle mümkün oluyordu. İsrail'in temel stratejik varlığı, zenginliği buydu aslında. İsrail gitgide bir partizan meselesi olduğunda Amerika politikasında, ki öyle olduğunu söyleyebiliriz, bu aslında çok büyük bir fırsat sunuyor Filistinliler için ve Filistin destekçileri için. Filistinliler ve Filistin destekçileri bu fırsatı kullanarak ABD politikasını etkileyebilirler. Özellikle de İsrail'le daha az ilişkilendirilen bir parti Beyaz Saray'da etkiyi elinde tuttuğunda. Başka bir fırsattan daha bahsedelim. Sahadaki değişikliklerden geliyor bu. Tabii değişiklik hiçbir zaman Washington'dan gelmez. Eğer ki Filistin'de sahada değişiklik olmazsa. Dolayısıyla bu açıdan Mayıs'ta gördüğümüz şey bence çok teşvik ediciydi. Şunu hatırlayalım. Şubat'ta Trump'ın damadı Jared Kushner Wall Street Journal'da bir yazı yayımladı ve Arap-İsrail ihtilafına geçmişteki bir şey dedi. Yani bir uzlaşı olmuş. İsrail ve birçok Arap devleti arasında uzlaşılar, anlaşmalar olmuş vesaire. Bunları bahsediyor yazısında. Ve gerçek bir ihtilaf olmadığını söylüyor Filistin meselesinin. Bu İsrail'in Gazze saldırılarından bir hafta sonra ABD'de bir General Mark Milliat bence sanıyorum ismi. O da şunu söylemişti. Bu aslında Gazze şehrindeki durumun devamlılığı, sürekliliği ve burada aslında ABD'nin çıkarlarını, bölgedeki çıkarlarını tehdit edecek bir şey olabilir. Bu aslında son 122 günde, yani 122 günden az bir süre içinde olan bir değişiklik. Dolayısıyla bu tür şeylerin farkında olmak gerekiyor. Ve Washington'daki değişimler aslında sahadaki değişikliklere cevap olarak gelecektir. Filistin'deki ve bölgedeki değişikliklere cevap olarak gelecektir. Ve bunun sonucu olarak da ABD kendi çıkarlarının hangi durumda olduğunu ya da daha az güvenlikli bir durumda olduğunu anlayacaktır. Son olarak bir başka fırsat da tartışmanın değişmesi olabilir. Ana akım insan hakları kuruluşları, mesela insan hakları izleme örgütü, artık bunlar açık bir şekilde İsrail'in apartheid rejimi olduğundan bahsediyor. Sadece Batı Şeria hakkında da söylemiyorlar bunu. Bütün Filistin hakkında bunu belirtiyorlar. Dolayısıyla bu bunu aslında
gazeteciler doğru mu yazıyor, yanlış mı yazıyor? Bu değil mesele. Bu sistematik olarak Filistin konusunda savunuculuk yapmanın ABD'de suçlandığı bir dönem vardı. Bunun değiştiğini gösteriyor. Eskiden bu çok suç gibi algılanıyordu. Dolayısıyla yine tekrar ciddi bir şekilde bu konuyu, İsrail'in eylemlerini ve Filistinlerin haklarını konuşabileceğimiz bir ortam var Amerika Birleşik Devletleri bağlamında. 2-3 dakikam kaldı sanıyorum. Evet, son olarak o zaman çok kısa bir şekilde risklerden bahsedelim. Tabii ki temel risk statükonun devamı olacaktır. Ben buna sürekliliğin statüsü diyorum. Çünkü bu sürekli değişen bir şey ve bu Filistinlerin dezavantajına gerçekleşiyor. Eğer ki onlar eyleme geçmezlerse, bir şekilde mücadeleye geçmezlerse bunu değiştirme yönünde. Yeni İsrail hükümetine bakarsak, aslında hükümetin kendisinden ziyade, bu arada daha zayıf bir hükümet diğer bir önceki hükümetten, bir hatta Netanyahu'ya bazı düşmanlıkları bile olabilir. Biden yönetiminde de var bu tür düşmanlıklar. Aslında yeni hükümet Netanyahu'dan da daha aşırıcı, ekstremist olsa da şu anda değişiklikten kaynaklanan çok büyük bir rahatlık var. Sanki yeni hükümet eskisinden daha fazla haklar verecekmiş gibi. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Filistin savunuculuğunun suçlu görülmesi var ABD'de. Özellikle de antisemitizm suçu. Yani herhangi bir şekilde İsrail eleştirdiğinizde Yahudi karşıtı antisemit olarak damgalanıyorsunuz. Avrupa'da da bunu görüyoruz. ABD'de de böyle. Ve benim her zaman söylediğim şey şu. Antisemitizmin Yahudilerin nefretinden İsrail'in politikalarına karşı olmaya doğru değişen farklı tanımını göz önüne alırsak aslında Siyonist olmayan Yahudiler de var mesela. Bunu da düşünmemiz lazım. Şunu da söylemek istiyorum sözlerime son verirken. Sadece hükümete, iktidara, onun en üst tepe noktasına bakmayın. Bence genel olarak piramidin bütününe bakın. Çünkü burada gerçekten hakiki fırsatlar olabilir. Filistinliler ve Filistin destekçileri doğru şekilde organize olurlarsa yapabileceği şeyleri ABD politikasını etki etmek için mücadele sürdürürlerse değişiklikler olabilir. Ancak şunu da söylemek lazım. Bölgeden gelecek bu değişiklik ve ABD'yi etkileyecek. Tam tersi olmayacak yani. Teşekkürler. Thank you very much for this great presentation. And now we will move to güzel sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Moin Altaher'e geliyoruz. Hazır mısınız konuşmak için? Okay. Lala, tamam, ana jahiz lan. Okay. Evet, şu anda hazırım. حسناً إذن موضوع مداخلتي هي عن المشروع الوطني الفلسطيني ومحاولة تلمس benim sunumumun konusu Filistin ulusal projesinin geleceği ve Filistin seçeneklerini keşfetmek. Gelecek aslında nasıl bir vizyon taşıyor? Burada varsayımlar var tabii bu sunumumun üzerine bina ettiğim. Ve geçmişteki deneyimlere, alınan derslere bakıp Siyonistlerin
ve yerleşimci sömürgecilerin Tevrat'a dayalı vizyonlarını anlamaya çalışacağım. Filistinlilere yönelik Tevrat'a dayalı bir vizyonları var. Ve bazı tabii ki şunu söyleyebiliriz. Şu anda bütün Filistin toprakları İsrail'in işgali altında. 1948'de bazı bölümler işgal edilmişti. 1967'den beri de geri kalanları işgal edildi Filistin topraklarının. Filistinliler tabii yerlerinden edildi bu konuda. Ulusal Filistin projesi, Filistin halklarının ulusal projesi toprağın bütünlüğüne, halkların bütünlüğüne dayanıyor. Çünkü bu tüm toprakların, tüm anlatıların çeşitli mücadeleler taşıdığını göz önünde bulunduran bir görüş ve Siyonist hegemonyaya karşı çıkmaya çalışıyor. Filistinlilerin Siyonistler Oslo anlaşmalarına uymadılar ve tabii burada bir son tarih de verilmedi bu statükoyu değiştirme konusunda. 30 yıldan fazladır bu böyle. Dolayısıyla İsrail halen Filistin topraklarının %80'den fazlasını işgal etmiş durumda. Batı Şeria buna dahil ve Filistin toprakları farklı farklı kompartmanlara, bölümlere bölünmüş durumda. Yeniden bir Filistin devletinin kurulması her zaman Filistin liderliğinin bir takıntısı olmuştur. Hatta Siyonist varlığının kurulmasından beri bu böyledir. Bu kadar erkene gider. Aynı yıl Büyük Filistin hükümeti bir Filistin varlığı kurdu ve Filistin varlığı fikri de bir ahlaki fikir oldu ve sembolize ettiği şey de insanların topraklarını kurtarmasıydı, bu toprakların kurtarılmasıydı. Ve Arap davası aslında bütün devrimlerin 50'lerde olsun, 60'ların ilk yarılarında olsun, Arap dünyasında bütün devrimlerin kaynağıydı. Filistin Kuruluş Örgütü'nün kurulmasından sonra Kurtuluş Örgütü bir demokrasi fikrini kabul etti. Farklı dinlerin bir arada yaşayacağı. Ancak Ekim Savaşı'ndan sonra 1973'te uluslararası bir barış konferansı, Cenevre'de uluslararası bir barış konferansı fikri sunuldu. Teklif edildi Filistin liderliği altında. Ve buradaki fikir de Batı Şeria ve Gazze şeridinde barışı sağlamaktı. Filistin Kurtuluş Örgütü bu teklife cevap verdi ve وصفت يومها بالمقاتلة على أي شبر يندحر عنه الاحتلال كان واضحا أن المقصود بذلك هو الضفة والقطاع لاحقا اعترفت قمة الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني الحل المرحلي لإقامة سلطة وطنية فلسطينية على جزء من الأرض الفلسطينية اعتبرها هنري كيسنجر وإسرائيل بعد هذه المتغيرات أرضاً متنازعاً عليها أصبح الحصول على مقعد للتسوية في مدخلاً لنزاعات عربية ما بين المنظمة والأردن تارة وبين سوريا وبينها وبين سوريا تارة أخرى مع ذلك
مورس ضد المقاومة الفلسطينية سياسة العصا والجزرة. قامت منظمة التحرير بمعارك للدفاع عن وجودها، ولكنها أيضا انزلقت إلى تنازلات متدرجة من نبذ الإرهاب إلى الاعتراف بقرار 242 واعتبار الميثاق الوطني الفلسطيني لاغيا، كما قال ياسر عرفات بعد اجتماعه بالرئيس الفرنسي ميتيران كادوك وصولا إلى اتفاق أوسلو. نحن لا نحكم على النيات، النتائج تقول أن الصهاينة لم يعتزموا يوما الانسحاب من الأرض الفلسطينية، فهم يؤمنون بأن فلسطين من النهر إلى البحر هي دولة يهودية، وحل الدولتين أنهاه الاستيطان ودفن عندما أعاد الرئيس محمود عباس إنتاج أوسلو، حيث تحولت فيه السلطة الفلسطينية تدريجيا إلى سلطة تنسيق أمني مع الاحتلال تضمن أمنه ومصالحه. مع ذلك المجتمع الدولي ما زال ينادي بحل الدولتين، لكنه لم يتخذ أي إجراء وعلى مدى أي عقود للمساعدة في إنجازه. جل اهتمام المجتمع الدولي يتركز على منع الوضع من الانفجار عبر التلويح الدائم بمفاوضات قادمة وتقديم بعض المساعدات. Statükoyu korumak istedi ve durumun patlamasını engellemek istedi. Burada iki devletli çözüm aslında ciddi olarak gündemde değil ve herkes bunun uluslararası mesela uluslararası örgütlerin desteklemediği bir şey olduğunu biliyor. Mesela İnsan Hakları İzleme Örgütü burada bir değişiklik önermişti. Öte taraftan Filistin Kurtuluş Örgütü halen iki devletli çözümden bahsetmekte. Bu iki devletli çözümün başarısızlığı sebebiyle tek devlet önerildi. Bu da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önerdiği bir şeydi. Üç din bir arada yaşayacaktı. Tek devlet projesi aslında tarihi Filistin topraklarında tek bir devlet anlamına geliyor. Her vatandaşın eşit olduğu, geri dönüş hakkının tanındığı, ulusal hakların, Yahudiler için ulusal hakların tanındığı bir devlet anlamına geliyor. Ki normalde Yahudiler ulusal bir grup değil. دولة لجميع مواطنيها أو دولة ثنائية القومية أو شعبين في دولة واحدة، وهي جميعها تنطلق من الرغبة في تقديم الصيغ منطقية. Vatandaşların eşitliği üzerinden ya da çift uluslu bir devlet olarak ve bunların hepsi tek devletin Siyonist ve dominant olan İsrail özelinde yapılıyor. Ancak İsrail bunu bile kabul etmedi ve Filistin silahsız Filistin'i bile kabul etmedi. Tarihi Filistin'in %20 küsurunda. O yüzden nasıl tek bir devlet kurulabilirdi bütün Filistin üzerinde? Ve bu nasıl Filistin'in tamamını kontrol edebilirdi? Diğer taraftan İsrail Filistin'i kontrol ediyor, halkını yerinden ediyor ve insanları bir kuşatmaya maruz bırakıyor, tutukluyor ve diğer bazı uygulamalar kullanıyor Siyonist apartheid rejimi dahilinde. Ve bu rejim benzersiz ve Güney Afrika apartheidine ya da ırk ayrımına aynı değil. Çünkü Filistin durumunda öncelikli olarak tamamen yerinden ediliyor Filistinliler ve yerlerine Yahudiler yerleştiriliyor. Dolayısıyla bu ırk paradigmasının da ötesinde ve apartheid rejimi Batı Şeria ve Gazze'deki apartheid rejimi
aynı zamanda 1948 Filistinlilerine de uygulandı. Bunlar Nekbe'den sonra yerlerinden edilmişlerdi ve onlar da ırk ayrımına maruz kaldılar ve Filistin dışındaki Filistinliler için de benzer şekilde geçerli, çünkü onların da Filistin'e dönmelerine engel olunuyor. Siyonist apartheid'ı temel çerçeve Filistinliler için ve yakın zamandaki Kudüs mücadelesinde bunun problemli meselenin nasıl ele alınabileceği göründü. Yakın zamanda bazı anlaşmalar oldu bunun etrafında. Bazı insanlar silahlı çatışmaya geri dönmemiz gerektiğini düşündüler ya da genel olarak demobilizasyon ya da intihada olması ya da bir gün daha da gelişerek meseleyi çözebileceğini düşündüler. Ama tüm bu önerilerin hepsi gerçekten meseleyi çözmenin gerisinde kaldı. Ama Kudüs'te son zamanda olan mücadelede Gazze'den bir direniş çıktığını gördük. Ulus çapında bir şey oldu ve Gazze'deki çatışmalar artık sadece bu işgali kırmakla ilgili değil, Kudüs'le ilgili ve yerleşimcilerin yaptığı düşmanlık ve Batı Şeria'da uçtan uca bir ayaklanma vardı ve en büyük sürpriz de 1948 Filistinlileri sokaklara çıktılar, reddettiler apartheid rejimini ve Kudüs'ü desteklediler. Kudüs mücadelesi, Kudüs savaşı yeni her bir Filistin topluluğunun kendine özellikleri var. Ama politik kurumlara ihtiyacımız var. Bu çoklu direnişi örgütleyebilecek ki bu da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yapısına tekrar bakmayı gerektirebiliyor. Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin halkı tarafından canlandırıldıktan sonra yeni bir misyon üstlenmeli ve bu yüzden Filistin toplulukları olarak, grupları olarak yeni bir konsey toplamamız gerekebilir, liderliği sağlayan ve bu da tüm yurt dışındaki Filistinlilerin birleşmesi ile olabilir ve Arap takip topluluğunun aktive edilmesi ve üyelerin seçilmesi ulusal konseye bazı popüler aktivitelere ek olarak PLO'nun gerçekten temsil gücü olan liderlik sahibi olması sağlanabilir. Liderliği Güvenlik Konseyi'ni ya da İsrail tanımayı bıraktıktan sonra ya da Oslo'yu reddetmekten bahsedince çok hızlı şekilde geri dönüp bu deklarasyonları geri çektiler. Boş bazı gerekçelerle Filistin yönetiminin fonksiyonunu değiştirmesi ve kendisini dönüştürmesi lazım ve işgale tutsak düştüğü için ve son dönemlerinde ve bu da Abbas'ın güçten düşmesiyle bitebilir. Filistin yönetimi kantonlar üzerine
otorite olabilir İsrail ordusunun yönettiği yerlerde ve doğrudan da İsrail güvenlik yetkilisine raporlama yapması da imkansız olmaz. Geçici bir çözüm sunmak değil ama çeşitli mücadele formlarının birleştirilmesi Filistinlilerin bulundukları farklı konumlarda ve işgalciyi göndermek ve belki bir ya da iki devletli çözümün yerini alabilir. Görmeliyiz ki yakın zamanda uluslararası etkileşim ve Filistin davasıyla etkileşim çok ciddi şekilde gelişti ve 2017'deki rapordan bu yana uluslararası raporlar İsrail rejimini apartheid demeye başladılar. Bu da insanlara karşı işlenen bir suç olarak kabul ediliyor uluslararası bazda. Batı'da özellikle de gençler arasında, akademisyenler arasında ve bunun görünürlüğü daha da arttı ve bu da bize umut sağlıyor. Artan bir uluslararası hareket belki İsrail'i izole edebilir. Arap dünyası düzeyinde baktığımızda da Siyonizme karşı yapılan mücadele Arap gücünün merkezinde ve bu da devam etmeli ve başarılı olmalı. Bazı devletler her ne kadar ittifak kurmaya çalışsalar da İsrail'le Arap dünyasını kolonyal döneme, sömürgecilik dönemine geri döndürecek şekilde Yahudilerin de kuralı, antisyonist olan Yahudiler arasında o güçlere yapılan çağrı hazırlar mı? İsrail apartheid rejimine karşı çıkmaya ve bu Siyonist rejimin izolasyonuyla ilgili ve son olarak apartheid'e karşı mücadele son çözüm. Yani Siyonist rejimin kendisi çözülmeden Siyonizmle olan mücadele bitmez ve Filistin halkının tamamı için geri dönüş halkı da dahil olmak üzere nihai çözüm bu mücadelenin nihai sonucuyla belli olacaktır. Sadece Filistin halkı değil, aynı zamanda Yahudilerin Filistin'de bulunanlar için modern tarihte iki model vardır. Bir tanesi Güney Afrika'daki gibi mesela beyazlar kalmaya karar verdiler devlet altında ve Cezayir modelinde de pek çok Fransız yerleşimci Fransa'ya geri dönmeye karar verdi. Cezayir devletinde kalmaktan ziyade. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bu çok önemli bir sunum. Şimdi son sunuma geçeceğiz. Arap ve Müslüman bağlamında normalleşme ve direniş. Doktor Balavi, söz sizin. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, iyi akşamlar hepinize. Ve başlarken Doktor Sami Alaryan'a teşekkür etmek isterim. Ve SIGA'ya bana bu fırsatı verdiğiniz için. Can you hear me now? Yes, yes. Dear colleagues and friends, good evening. Değerli arkadaşlar, çalışma arkadaşlarım, teşekkür ederim bir kez daha Profesör Sami Alaryan'a ve SIGA'ya bana bu fırsatı vermiş oldukları için sizlerle normalizasyon ve direniş üzerine fikirlerimi paylaşma fırsatını bana verdiğiniz için Arap ve Müslüman bağlamında. Arap bölgesi yakın zamanda ciddi bir ilerleme gördü normalizasyon ve İsrail işgali altında. Bazıları
olan şeyleri Filistin krizi olarak gördü ama aslında bu sübjektif kriz ve yönetişim sistemiyle ilgili. İşgali normalleştirenler, ülkeler var ve bunun da özünde halkla devlet arasında bir ikilik var ve bu devletler için popüler destek eksikliği söz konusu. Normalleşme kavramı Arap bağlamında ilk önce Mısır'dan sonra ortaya çıktı. Mısır, İsrail'le bir barış anlaşması imzaladı 79 senesinde ve Mısır halkının çoğunluğu bu anlaşmayı reddettiler. Ancak ona karşı bir şey yapamadılar çünkü askeri bir yönetim altındaydı. O yüzden İsrail ile etkileşim kurmamaya karar verdiler, özellikle de kültürel düzeyde ve bu da antinormalizasyon hareketi içerisinde norm oldu. Başka Arap entelektüeller de bu harekete katıldılar. Özellikle de Ürdün kendi anlaşmasını imzaladıktan sonra İsrail işgaliyle. Arap dünyasında yapılan bütün anketler Arap insanların çoğunun, bazen hatta %90'ının itiraz ettiğini gösteriyor herhangi bir ilişki kurmakla, İsrail işgaliyle. Aynı zamanda full demokratik ilişkiler kurmaya da itiraz ettiklerini gösteriyor. O yüzden insanların %90'ını reddederken devlet normalleşmeye geçince devletin genel destek olmadan hareket ettiğini gösteriyor. Arap ve İslami rejimler bu şekilde faaliyet gösterebiliyorlar bazen. Bu rejimler normalleşmeyi gerekçelendirmek için politik ya da ekonomik çıkarlardan bahsediyorlar. Biz de birden fazla tarihi dönüm noktasında bunu gördük. Yani Mısır'la 1979'da imzalanan anlaşmada ya da Jordan'la 1994'te imzalanan anlaşmada İsrail işgaliyle ilişkileri normalleştirmenin öncesinde çok ciddi bir medya kampanyasının ekonomik koşulların iyileşeceğini iddia ettiğini gördük ve vatandaşların genel olarak ekonomik iyileşme fark edecekleri ama imzalamadan 10 yıllar sonra bile herhangi bir inandırıcılık görmedik bu taahhütlerde. Bu da bizi şöyle bir sonuca ulaştırıyor. Bu anlaşmalar genel olarak bu kararı kontrol eden belli bir küçük elite hizmet ediyor. Bunların dış yetkilendirmeye ihtiyacı var. Koltukta kalabilmek için ve kendi problemlerini çözebilmek için. Ve maalesef ne yazık ki örneğin Körfez krizinde de olduğu gibi Amerika kararıyla ortaya çıkmıştı. Herhangi bir Arap ya da İslami aracılığı başarılı olamadı bunun çözüme ulaştırılmasında. O yüzden Amerika aracılığı kardeşler arasındaki çatışmanın çözülmesinde gerekli oldu. Bu aynı şekilde Fas durumu için de geçerli. Fas, Batı Sahara'da hakkı olduğunu iddia ediyor ve bunun üzerine devam etmekte olan bir savaş var ve savaşan taraflar arasında bir anlayış ve uzlaşı gerekli çünkü hepsi bu bölgenin halkı ama bunun için dışarıdan bir yetkilinin gelip problemlerini çözmesine ihtiyaç duydular ve devlet de bu dış müdahalenin bir başarı olduğunu duyuruyor. Arap ve Müslüman krizine çözüm, insanların kendi temsilcilerini seçme özgürlüğü olmasıyla mümkün olur ve ulusal karar ve ulusal onurun insanların refahını temsil eden bir gündemle yapılmasından geçiyor. İnsanlar bütün güçlerin merkezinde olmalı. Bu şekilde bütün durumlar değişebilir ve farklı konuların ele alınması değişebilir ve ulusal çıkarlar bir öncelik haline gelebilir. Arap ve İslam ulusunda, ümmette
merkezi bir mesele olan Filistin davasında da benzeri bu şekilde uygulanabilir. Bunu güçlendiren bir diğer faktör de belli düzeyde politik özgürlüğün ve demokrasinin olduğu ülkelerin çok ciddi bir bağışıklığı var normalleşmeye karşı. Özellikle de demokrasi altında yaşamayan ülkelerle kıyaslandığında ve görüyoruz ki demokratik ülkelerin Amerikan ve İsrail baskılarına direnme gücü var normalleşme açısından. Bir diğer önemli nokta da mevcut tablolar okunurken önemli bir Arap ulusalcı görüşü. O da şu ki Balfour Deklarasyonu'nun ve İsrail işgal devletinin kurulmasının sebebi Arap ve İslam dünyasını bölmek ve onun herhangi bir liderlik rolü üstlenmesini engellemek uluslararası düzeyde. Onu parçalarına ayırmak. Bu sadece Filistin topraklarını ve Filistin halkını hedef alan bir plan değil. Örneğin ticaret alışverişlerine bakarsak Arap ülkeleri arasında bunların neredeyse var olmadığını görüyoruz. Ve eskiden değersiz olan mesela sınır çatışmalarında bunu görüyoruz. Bu da sömürge mirasının bir parçası ve onlar da bu bölgedeki sahneyi şekillendirmek istediler. Bizim halklarımız çok ciddi bir değişikliğe ihtiyaç duyuyor kültürde ve bizim temel problemimiz şu ki biz politik bir sistem kuramadık insanların ulusal iradesini ifade eden pek çok Arap'ın kaygıları ve kişisel arzuları kendilerini gerçek insan değerinde, misyonunda ya da rolünde görememesi onuru eksik hissedenlerle, insanlarla sonuçlandı. Sıklıkla kısıtlamalar ve hakaretler görüyoruz Arap pasaport sahiplerine her yerde ve bunu güçlendiren bir diğer faktör de elitlerin kendi çıkarlarını kollaması, sadece yiyip içip kamu hayatına müdahale etmek istemeyen ve ülkenin nasıl yönetildiğine dair sorular sormak istemeyen kişiler. Bugün Arap ve İslam ülkelerindeki elitlerin net şekilde bu durumdan bir çıkış yolu görmeleri lazım ve bütün metotları, hareketleri kullanmaları lazım. Özgürlük çıkartabilmeleri için özgürlük olmadan bir proje ya da ulusal veya kişisel kazanım ya da hak elde edemeyiz büyük meselelerde. Özellikle de Filistin davasında her ne kadar bu elitlerin dini, ideoloji ya da etnik farklılıkları olsa da onlar birbiriyle işbirliği yapmalılar özgürlük ve bağımsız ulusal projelerin olabilmesi için ve yabancı hükümünden de uzak olabilmesi için ve böyle bir şey olursa bu Filistin ve Kudüs meselesine katkıda bulunabilir. Her normalleşme anlaşmasından sonra bazıları bize gelip şu mantığı anlatabiliyor. Normalleşme anlaşmaları oldu bitti ve biz de buna göre ele alınmalı ve onların varlıkları çerçevesinde hareket edilmeli diyorlar. Bu hiç şüphesiz ki yanlış bir mantık ve eğer doğru olsaydı herhangi bir düzeltici hareket olmazdı insan tarihinin hiçbir noktasında. Bugünkü gerekçelendirme şu ki normalleşme Filistin halkının ve Kudüs'ün çıkarına ve bu vatanseverlik eylemi boş bir gerekçelendirme. Mesela El-Kuds Komitesi'nin görüşünü duymadık Fas'ta normalleşmeyle ilgili bu gerekçelendirmeden dolayı. Ama biz onu tabii ki suçluyoruz bundan dolayı. Peki o zaman Arap Ligi ya da İslam İşbirliği Teşkilatı
ya da Körfez İşbirliği Konseyi ya da bütün bu çerçeveler ya da kurumlar hiçbir problemi çözemediler şu ana kadar. Maalesef aslında onlar bölünme ve çatışmanın sebebi oldular. 1945 yılındaki kuruluşundan bu yana Arap Ligi her zaman farklı kamplara, ittifaklara ve sadakatlere bölünmüş bir yer oldu. Filistin davası muhtemelen en çok birleştiren konu oldu bütün üyeleri için. Filistin halkı için sarsılmayan destek, en azından sözlü destek her zaman tekrar edildi. Her Arap ve Müslüman zirvesinde ve neredeyse bir protokol, rutin halini aldı Arap Ligi'nin üyeleri arasında. Ama belki artık bu durumda yok. Ve Filistin yönetimi söz konusu olduğunda bir diğer Arap rejimi ulusal bir gündemi yok. Uzlaşı toplantıları düzenliyor. Ancak faturayı ödeme söz konusu olduğunda herkes uçup gidiyor. Ve haklar yalvarmakla değil güçle alınır. Ve bu da kesin ve net bir insani kuraldır. Filistin yönetiminin dışında diasporadaki Filistinliler de önemli bir rol oynamaya devam ediyorlar mümkün olduğu kadar yaşadıkları ülkelerde. Özgürlüğe bir alan açılan ülkelerde. Ancak Arap rejimleri maalesef Filistinlilerin kendi milli kimliklerini ifade etmelerine ya da ulusal projelerini ya da herhangi bir direnişi ifade etmelerine izin vermiyorlar normalleşmeye karşı çıkmalarına. Çünkü bu bölgenin insanları için herhangi bir özgürlük yok. O zaman mülteci olarak kabul edilen Filistinliler ne olacak? Sonuç şu ki özgürlüğün olmayışı bir normalleşme sebebi. Özgürlük olursa ulusal, Arap ve İslami çıkarlar ve Filistin davası bir öncelik haline gelebilir. Eğer özetlemek gerekirse bu konuşmada söylenilen noktaları 10 önemli noktadan bahsetmek mümkün. Birincisi, normalizasyon için bölgede Batı varlığı olması lazım. Arap dayanışmasını öldürüyor çünkü henüz özgürleşmemiş Arap ülkeleri var. Demokrasinin baskılanmasına katkıda bulunuyor bölgede. Çünkü demokratik hareketler insanların iradesini ifade ettiklerinde işgali reddediyorlar ve normalleşmeyi ve resmi pozisyona karşı çıkıyorlar. Normalizasyon bölgenin insanlarına bir tehdit. Çünkü ekonomik az gelişmişliği devam ettiriyor. Dış bağımlılık yaratarak. İsrail'in çıkarına bölgesel bir rakip olmaması, ortaya çıkmaması. Çünkü vizyonu ve rolüne ters düşüyor. Aynı zamanda demokrasinin ve dış bağımlılığın eksikliği, tiranlık ve yolsuzluğu ortaya devam ettiriyor. Bu da gelişme ve istikrar getiremiyor. Normalizasyon bölgede stabiliteyi azaltıyor. Aşırıcılığı arttırıyor ve terörizmi arttırıyor. Çünkü o tek ifade şekli hale geliyor. Tek reddetme ifadesi şeklinde geliyor. Politik ifade olmadığında. 8. Normalizasyon ulusal çıkarlara hizmet etmiyor. Daha ziyade elitlerin ve karar vericilerin kişisel çıkarlarına hizmet ediyor. Arap problemleri ve Arap çıkarlarını çözmek ilgili Arap ülkelerin birbirine yakınlaşmasıyla ilgili, dışarıdan gelecek bir yardımla ilgili değil. Normalleşme Arap bölgesini hassas bir bölge olarak belirleyecek ve normalizasyon kutsal topraklarda işgali devam ettirecek, ekonomik güç ve meşruiyetine hizmet edecek ve Filistinlilerin muhalefetine zarar verecek ve onları ahlaken kuşatacak. Popüler halk düzeyini
devlet düzeyinden tamamen ayrı olduğunu vurgulamalıyız normalleşme söz konusu olduğunda. Her ne kadar resmi taraf normalleşmede ileri aşamalara ulaşmış olsa da bazı ülkelerinde gözlemciler Arap yetkililer ve İsrailler arasında iletişim gözlemleniyor ve resmiyette olanlar tamamen farklı. İsrail'le normalleşme halk düzeyinde hiç sevilmeyen bir şey bütün Arap ülkelerde. Bu da entelektüellerin kültürel normalleşmeye karşı çıkma gibi bir görevi var. Şüpheli resmi Arap pozisyonlarına meşruiyet kazandırmamak için. Çok teşekkür ederim. Thank you very much, Dr. Palawi. I got really a question. Let's start with the Professor Baumgarten. I know that you wrote. Şimdi bazı sorularımız var. 2005'te bir makale yazmıştınız. Hamas'la ilgili seçim olursa Filistin'de. Şimdi Filistin'de seçim olursa bu durum ne olur? Ne düşünüyorsunuz? Filistin'in geleceği hakkında konuşabiliriz. İkinci soru da neredeyse 30 yıldır Kudüs'te yaşadınız. Akademide, akademiyle içli dışlısınız. Filistin'desiniz. Bu son Gazze ve Şeyh Cerrah ve Kudüs'teki duruma baktığınızda durumu nasıl görüyorsunuz? Çünkü Filistinli olarak biz aslında insanların gelecekle ilgili daha ümit var olduğuna şahit oluyoruz. Ve ben de bugün aslında daha optimist bakıyorum, iyimser bakıyorum meseleye. Bu konuda yorumlarınız ne olur? Sayın Rabbani'ye de soru şu. Amerika'dan bahsettiniz ve çok önemli bir katkıydı. Sizce şu anda biz daha fazla insanın Filistin'i desteklediğini görüyoruz Amerika'da. Sizce bu Amerika'nın dış politikasını etkiler mi, Filistin'e yönelik dış politikasını? Ve uzun yıllar önce bir kitap yazmıştınız ve Siyonizmin krizinden bahsetmiştiniz. Ve gelecekte yeni neslin, Yahudi yeni genç neslin aslında İsrail'den uzaklaşacağını söylemiştiniz. Çünkü tabii İsrail'in uyguladığı apartheid ırk ayrımcılığı rejimi sebebiyle. Sizce bir değişiklik olur mu Yahudi topluluğunun bu konuda? Yani ABD'deki Yahudi topluluğunun görüşlerinde bir değişiklik olur mu? Ve Filistin'deki durumu nasıl etkiler? Aynı zamanda sahadaki değişikliklerden de bahsettiniz. Bir soru da bununla ilgili. Sizce bir birlik olacak mı Hamas ve Fetih arasında? Bu pozitif bir etki yaratabilir belki Amerika'nın Filistin'le ilgili görüşleriyle ilgili. Sayın Tahir'e de sorular var. Tahir, siz sunumunuzda Filistin Ulusal Projesi'nden bahsettiniz. Mahmut Abbas ve onun görüşlerini ele alırsak nasıl burada bir birlik kurulabilir? Son aydan da biliyoruz, Fetih'ten bazı insanlar Mahmut Abbas'ın politikalarına karşı çıkıyordu vesaire. İşte bu tür bazı soruları size sordum. Bir soru daha var. Filistin yönetiminin
değişiminden bahsettiniz. Politikaya dahil olan bir Filistin yönetiminden bahsettiniz. Bu nasıl gerçekleşebilir? Ve sosyal medyadan da bazı sorular var. Tek tek okuyayım onları isterseniz. Bir tanesi de Profesör Helga için. Son Gazze'deki çatışmadan sonra neler değişti? Ve neden sizce Filistinlileri Batı Şeria'da seferber etmek bir intifada için zor olabilir? 2015'te bu konu hakkında beraber konuşmuştuk hatırladığım kadarıyla. Ve Filistin otoritesi, Filistin'deki mücadele, intifada, bu konulardaki görüşlerinizi de dinlemek isteriz. Bir başka soru da. Gaten, how do you assess the prospect of the so-called two-state solution? İki devletli çözüm konusunu nasıl görüyorsunuz ve buna alternatif ne olabilir? Yine internetten bir soru Sayın Rabbani için. Sizce siyasi elit ihtilafın sonunu nasıl görüyor? İki devletli çözüm konusuna nasıl bakıyor? İsrail apartheid ile başa çıkmak için seçenekleri neler? Pardon, siyasi elit ne dediniz? Evet, siyasi elit. Sayın Tahir'e de soru şu, dünyadaki Filistinler politik olarak, siyasi olarak seferber olabilirler mi? Başka bir deyişle, Filistin Kurtuluş Örgütü, yani Fetih ve Hamas'ın katılımı olmadan Filistin Kurtuluş Örgütü gibi seferber olabilirler mi? Yine başka bir soru da. Temel Filistin otoritesinin siyasi fonksiyonunu nasıl değerlendirirsiniz gibi bir soru var. Sayın Doktor Malawi'ye de sorular var normalleşme ile ilgili. Öncelikle soru şu, normalleşmeyi nasıl tanımlıyoruz? Normalleştiren insanlar da normalleşir mi diye bir soru sorulmuş. Yine Sayın Malawi'ye soru sorulmuş. Normalize etmeye çalışan insanla grup olarak ve birey olarak nasıl başa çıkabiliriz demişler. Yani bireysel olarak, kolektif olarak, STK olarak nasıl yapabiliriz? Sonra yine Doktor Balavi'ye soru gelmiş. Hamas'ın İsrail'le normalleşen bir ülkeye ziyareti sizce nasıl bir sonuç doğurur? Mesela Fas böyle bir şey yapıyor İsrail'le, bunu biliyoruz. Sizce bu negatif bir şekilde etkiliyor mu Filistin davasını demişler. Evet, sorular bu şekilde. Şimdi her birinize 7 dakika, daha doğrusu 5 dakika vereceğim. Sorulara yorum yapabilirsiniz. Okay. Well, first of all, the question of elections. Öncelikle seçim sorusu. Mahmut Abbas seçim yapmamaya karar verdi aslında ve şu andaki durum bence bu tavrı güçlendirecek. Popülaritesi çok düştü. Fetih'in ve Abbas'ın popülaritesi hiçbir zaman bu kadar düşük olmamıştı. Dolayısıyla ben aslında seçimler için hiçbir şans görmüyorum bu konuda. İkinci soru. Yine sunumuma bağlamak istiyorum. Batı Şeria'da Sultan'ın kanununu, sultanın aslında iktidarını
destekleyen insanlar var. Güvenlik hizmetlerinde çalışan insanlar var. Sultanın bütçesi, aslında bunlar hükümeti destekliyor ve nüfusu kontrol ediyor. Bu aslında çok zor bir durum. Burada hareket etme ve değişiklik yapma alanı çok kısıtlı. Büyük bir halk seferberliği var. Ancak bu seferberliğin Batı Şeria'da en düşük olduğunu görmezden gelmemeliyiz. Kudüs'te çok çok daha yüksekti. İsrail'in Filistin'deki İsrail arasında çok çok yüksekti. Kontrol sebebiyle, sultanın kontrolü sebebiyle düşüktü bazı bölgelerde. Şu anda devam eden bir değişiklik için destek var. Ve bu sultayı değiştiriyor. Daha dün başka bir aktivist var. Kendisi tutuklandı ve tekrar sulta karşısında kendisini korumak zorunda. Çünkü sadece şunu söylemişti. Neden muhalefetten insanları tutukluyorsunuz? Sultanın içindeki yolsuzluk yapan insanları tutuklayın demişti. Bu sebeple tutuklandı. Dolayısıyla devam eden bir mücadele var. Bence şu anda destek sebebiyle Abbas'ın Avrupalılardan, ABD'den aldığı destek sebebiyle, para sebebiyle Gazze şeridine girmek de zor olabiliyor. Biz aslında şunu umabiliriz. Seferberliğin devam etmesi ve seferber olmuş Filistinlilere dıştan gelen destek. İsrail içindeki Filistinliler olabilir, Kudüs'tekiler olabilir, Avrupa'dan, ABD'den ve Gazze şeridinden de gelebilir destekler. Dolayısıyla Batı Şeria'daki insanlar da sadece Facebook'ta ya da Instagram'da değil, başka türlü de seferber olabilirler. Gerçek hayatta da seferber olabilirler. Ancak bu çok çok zor bir mücadele olacak. Bunu Mahmut Abbas'ın gücünü görmezden gelmemeliyiz. Öz eleştiri de yapacak olursak, kendisi halen güçlü. Okay, thank you very much. I want to ask the two-state solution. Yes, please. If we çözüm konusunda ise şunu söyleyebiliriz. Son ankete bakarsak, Halil Şikaki'nin yaptığı, tek devletli çözüm olan destek çok 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 düşük. İki devlet çözümü olan destek nispeten daha fazla ama yine düşük. Yani insanlar ikisinden birinin de ortaya çıkacağını çok düşünmüyor. Ama iki devlette çözümü olan destek tabii ki çok daha güçlü. Yine aynı zamanda bazı entelektüeller de var. Muhalif elitler var. Bunlar da iki devletli çözüm için bir şans yok diyor. Ve buradaki mesele, yeni duruma nasıl dahil olabiliriz? Hangi yönde gitmemiz gerekiyor siyasi olarak? Mesele bu. İki devletli çözüm, evet. Sayın Pape bunu söylemişti. İki devletli çözüm ölü bir vücut gibidir demişti kendisi. İsrailler her zaman bu tabiri, yani bu çözümü kullanıyor. Şimdi tekrar soru sizlere veriyorum. Dört soru var. İlki, ABD'deki halkın
görüşleriyle ilgiliydi. Bence aslında şunu söyleyebiliriz. Bir kamuoyunda bir değişiklik oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Son İsrail saldırısını düşünürsek Gazze şeridine yapılan, 2014'te bir önceki yapılmıştı. Bu daha kısaydı tabii en son yapılan ama aslında çok daha az ölüm oldu. İsrail 2014'ten daha fazla direndi. Ama ABD'deki kamuoyu aslında çok daha fazla dayanışma gösteriyor Filistinlilerle. Buradaki temel mesele ne ölçüde bu hareketin organize olacağı ve sürdürülebileceği. Başka bir deyişle bu yalnızca geçici bir cevap, bir kısınlıkla gelen bir şey olmamalı. Daha ziyade ciddi bir harekete dönmeli. Böyle olmadığı sürece bence anlamlı bir etki yaratma fırsatı olmayacak ABD karar verme sürecinde. 2014'te gördüğünüz gibi ve başka zamanlarda da Filistinlerle dayanışma gösterildiğinde bununla karşılaşmıştık. Şimdi çok sistematik ve ciddi bir karşılık verilecek buna. Bu tür desteklerin aslında üstü çizilmeye çalışılacak. Antisemitizm damgası vurulmaya çalışılacak. Muhalefet, İsrail'e muhalefet ya da İsrail'in yaptıklarına ya da politikalarına muhalefet eşittir antisemitizm denmeye çalışılacak. Burada insanlar bu tepkiye hazır olsunlar bence ama buna karşı durmaya da hazır olsunlar. Sadece bu tepkiyi duymaya görmeye değil. Çünkü antisemitizm yeniden tanımlanmış durumda. Yahudilere karşı ırkçılıktan İsrail'e muhalefet etme anlamına geldi artık. Bu anlama büründü. İkinci soruda da Peter Beinart'ın kitabından bahsetmiştiniz. Siyonizm krizi ve Amerikalı Yahudilerle ilgili. Bu kitap yayınlanmadan bir yıl önce başka bir kitap daha yayınlanmıştı. Kitabın adı Knowing Too Much, çok fazla bilmek. Çok şey söylüyor bu başlık. Amerika'daki Yahudi topluluğu genel anlamda bakarsak çok liberal ve bu Amerika'nın gençleri, Yahudi gençleri için çok daha doğru. İsrail aslında onlar için şunları imkansız kıldı. Bu liberal prensipleri kabul etmeyi ve İsrail'i kabul etmeyi, bunların aynı anda yapılması, İsrail bunlar için imkansız kıldı. Bu yüzden de kriz oluyor zaten. Ve gitgide daha fazla İsrail'li analist şunu söylüyor. Sorun burada İsrail propagandasının daha az etkili olması değil. Daha ziyade İsrail'in realitesi daha etkili bir biçimde iletişim kuruyor. Başka bir soru vardı. Potansiyel olarak Filistinlilerin birleşmesiyle ilgili. Bence olmayacak birleşme. Mahmut Abbas iktidarda kaldığı sürece olmayacak diye düşünüyorum. Daha önce belki 4 yıl boyunca olmuştu. Ama hiçbir çözüm tabii ki onun gitmesinden önce olmayacaktır. O gitmeden çözüm olmayacaktır. Ve bunun da ABD politikasına etkisi olacağını düşünmüyorum. Örneğin ABD'nin pozisyonuna bakarsak burada çok net bir şekilde ABD'nin amacının şu olduğunu görüyoruz. Filistin
otoritesini güçlendirip zayıflamasını engellemek, özellikle Hamas'ın ve İslam cihatının pahasına zayıflamasını engellemek. Bu konudaki ABD politikası değişmemiş durumda ve bence pozitif bir şekilde Filistin ulusal birliğine pozitif bir cevap vermeyecektir. Dolayısıyla ben ABD tavrının kesinlikle Filistinliler konusu, Filistinlilerin kendi siyasi geleceğiyle vereceği konular, kararlar konusunda etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü Filistin çıkarları ABD'nin gündeminde olmayacaktır. Tabii umuyoruz ki Orta Doğu'da başkaları ve Filistinliler ABD için bu Filistin meselesini görmezden gelmeyi umuyoruz ki daha ciddi bir mesele haline getirirler. Son soru da ABD politik elitinin iki devletli çözümün ölümüne verdiği cevap yanıt. Burada da Moin Taher sanıyorum açıklamıştı. İsrail ve ABD hiçbir zaman iki devletli çözüm konusunda ciddi değildi. Bence bu iki devletli çözüm dediğimizde Amerika ve İsrail'le bakış açısından bakarsak en iyi şekilde şöyle anlaşılıyor. Filistinlilerle gelecekteki ilişkilerle ilgili siyasi bir çerçeve değil, daha ziyade kolonileşmenin üstünü örtmek için bir incir yaprağı ve aynı zamanda süregelen ve koşulsuz ABD desteğinin, İsrail'e olan ABD desteğinin üstünü örtecek bir incir yaprağı görevi görüyor. Tabii ki çerçeveyi sürdürmek istiyorlar. Çünkü bu çerçeve olmayınca insanlar müzakere, diplomasi vesaire bunlarla ilgilenmek yerine daha ziyade sahadaki gerçekliğe odaklanacaktır. Şunu da vurgulamak çok önemli. ABD ve İsrail için İki devlet yerleşimini kurmak, hatta Moin'in de dediği gibi askeri güçlerden arındırmak vesaire, bence bu da onların ciddi olarak düşündüğü bir şey değildi. Teşekkürler. Taher, please. Altaher'e vermek istiyorum sözü. أظن أن الموضوع السلطة وموضوع منظمة التحرير مترابطان. شكرا. ربما من نتائج. فلسطين كرتون شرقيته وفلسطين. مثلا فلسطين. ulusal liderleri meselesi birbiriyle ilişkili. Burada. Filistin'in damarlarına yeni bir kan verildiğini görüyoruz. Avrupalıların ve Amerikalıların Mahmut Abbas'la toplantısından sonra, ancak bu yeterli olmayacaktır Filistin otoritesini yeniden canlandırmak için. Filistin otoritesi Filistin Kurtuluş Örgütü'nden daha büyük bir hale geldi ve güvenlik koordinasyonu olan bir otorite olarak politikaları çok açık. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir raporu var. Orada bazı öneriler yapılıyor Filistin otoritesine ve bu güvenlik koordinasyonunu durdurmaları isteniyor. Çünkü bu İsrail'in sömürgeci yerleşimci apartheid sistemine bir destek deniyordu. Filistinler için kurulan bir otorite var ve bu otorite bazı hizmetler sunuyor. Ne kadar mütevazi olsa da, mesela yol açmak ya da bazı sağlık sistemleri, eğitim hizmetleri sunmak gibi, bazı idari hizmetler sunmak gibi. Ama gerçekliğe baktığımızda bu işgal için bir uydu görevi görüyor, vekalet görevi görüyor. Çünkü Filistinler işgal altında ve bunlar işgalin sorumluluğu altında. Ama bizim kurumlarımız var bu otorite altında kurulan. Eskiden
Gelecekle ilgili sorular sorulduğunda otoriteyle ilgili insanlar derdi ki bu otoriteyi yıkalım. Ama ben aslında otoritenin fonksiyonunu değiştirmek isteyen insanlardanım. Bir hizmet otoritesi olmasını istiyorum. Buna polis hizmeti de dahil. Çünkü belki bu İsrail işgallerine düzgün bir cevap olabilir. Bunu yeterince, bunu isteyecek kadar yeterince cesur birisi varsa belki bunu aslında mücadelenin bir parçası olarak görmeli ve tehdit olsun, tutuklama olsun bazı riskleri de göze almalı. Bence otoriteyi izole etmek çok önemli ve bunu da ancak işgale karşı direnerek yapabiliriz. Çünkü bir Filistin ihtilafına girmek istemeyiz. Ne kadar fazla muhalefet olursa, İsraillere ne kadar fazla direniş olursa bu o kadar iyi olacaktır. Aynı zamanda belediye seçimleri de çok önemli bir faktör. Eskiden bu tür hizmetler belediyeler tarafından sunulurdu Filistinler için. Mahmut Abbas'ın ayrılışından sonra bir sebeple bence başka bir yetkili otoritenin başına geçecek ve kanton otoritesi olacak Filistin'de. Bizim aslında bazı gerçekleri fark etmemiz lazım. Öncelikle Ulusal Filistin Konseyi, bunun yılda bir toplantı yaptığını biliyoruz. Ahmet el-Şükri bu kurumu 80'lerde kurduğunda bir konferans yapmıştı 80'lerde ve Cezayir'deydi. Ve 20 konferans yapıldı 27 yılda ama Oslo'dan beri şimdi 30 yıl geçti. Sadece 3 konferans yapıldı. Ve ikinci konferansta sadece şarttan vazgeçildi, anlaşmadan vazgeçildi. Ve üçüncüsü de aslında başka bir konferansta, yani 30 yılda 3 konferans yapıldı. 2011'de Filistinliler Kahire'de buluşup buluşmamaya karar verdiler bir ulusal çerçeve belirlemek için. Ama daha sonra hiç bahsedilmedi bundan. Mahmut Abbas aslında şunu öneriyor. Bir ulusal uzlaşı hükümeti. Ama bu uzlaşı hükümeti olmayacaktır. Çünkü kuarteti, dörtlü yapıyı ve Hamas'ın vetosunu görüyoruz seçimlerden sonra. Bu da Filistinlerin ayrılmasıyla sonuçlandı. Dolayısıyla yurt dışındaki Filistinliler hem Filistin içindeki Filistinlilerle bir araya gelerek bazı inisiyatifler yaptılar. Ancak her zaman Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ötesine gitmekle suçlandılar. Bu da aslında durdurulması gereken bir tehdit. Ulusal liderlik, ortak liderlik çerçevesi veya yurt dışında yaşayan Filistinliler, bunların bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor. Bir kongre kurulmalı, kurucu kongre kurulmalı. Filistin Kurtuluş Örgütü kurulduğunda, ilk Kudüs'te toplantısı yapıldığında buna benzer bir kurucu komite kurulmalı. Ben başka türlü bir liderlik seçme yolu göremiyorum. Son soru da bence bölümler, ayrılmış bölümler, bazı gruplar, bence onların çoğu sahada yok zaten. Merkezi branşa baktığımızda Irak cephesinden 2 üye var. Bütün üyeleri düşünürsek
bir minibüse bile sığacak sayıda değiller. Dolayısıyla 4 farklı cephe var. Filistin Kurtuluş Örgütü vesaire, Şam'dalar, Batı Şeria'dalar. Bunlar aslında çok etkisi olmayan bölümler, gruplar. Hamas. Ma'ada Hamas ve Cihad tabiatı hal ve onlar ليس benzerini yapmaya çalıştı Hamas, Mahmut Abbas en azından. Ama iki diğer grup daha var. Bu formülün parçası olmayan demokratik ve popüler cepheler ve inanıyorum ki onların da bu Mahmut Abbas'ın korumasını kaldırmaları lazım ve ifade etmeliler Mahmut Abbas'a olan itirazlarını, muhalefetlerini açıkça. Şu anki Mahmut Abbas jenerasyonu şu anki jenerasyondan farklı olduğunu düşünüyorum ve tüm bu gruplar herhangi bir aday ya da aday listesi sunmadılar. Ancak belli bir canlılık var ve seçimlerde belli sayıda bağımsız vardı. Bu da yeni jenerasyonun taze kan olduğunu gösteriyor ve direnişten yeni bir liderlik geleceğini görüyoruz. Politik salonlardan ziyade. Çok teşekkürler. Son kapanış beyanı için söz vereceğim. Ben bir yanıtta bulunmak istiyorum. Tabii buyurun, bir dakika. Tabii çok kısa olacak. Çünkü Muayyin Tahir hem şimdi hem de sunumunda belli bir senaryo ortaya koydu. Mahmut Abbas'tan sonra İsrail Filistin yönetimini yeniden formüle etmeye çalışabilir. Belli sayıda otonom kantonlar şeklinde ve bunların da hepsi doğrudan İsrail'e bağlı olabilir. Belki başlarında bir görevli, yetkili savaş lordu olabilir. Merkezi bir ulusal otoriteden ziyade. Tamamen katılıyorum kendisine. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Ve bu aynı zamanda bir başka şeyi de gösteriyor. O da bazı şeyler artık geldiği noktada. İsrail artık Filistinli bir ortak ihtiyacı olmadığı noktaya geldi. Yani Filistin yetkili yönetiminin amacı, yani birlikte bir şeyler imzalayacağınız Filistinli bir ortak olmasıydı. Artık İsrail böyle bir şeye bile ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Ben de katılıyorum size. Çok teşekkür ederim bunu netleştirdiğiniz için. Doktor Belavi, lütfen kısa da olmaya çalışalım. Birinci soru normalizasyonla ilgiliydi. Arap ve Müslüman bağlamında çok farklı tanımlar yapılabilir. Bir şeyin kolay bir görev olmaması, normalizasyondan bizim kastımız ilişkilerde normalleşme, İsrail işgal yetkilileriyle. Bu da işgali güçlendirebilir ve meşrulaştırabilir. Peki biz nasıl bu normalleşmek istemeyle mücadele etmeliyiz? Devletlerden bahsediyorsak boykot etmek çok zor. Çünkü çok sayıda Arap devletinin bir şekilde İsrail işgaliyle ilişkisi var. Dolayısıyla onları boykot ederseniz kendinizi de izole etmiş oluyorsunuz ki bu da çok mantıklı bir şey değil. Ama bireylerden bahsediyorsak üç aşama var. Bunlardan bir tanesi bir duruş belirlemek, buna karşı olan ve arkasından diyalog oluşturmaya çalışmak bunu yapmış olan kişiyle. Ve son olarak halen görüşünü ya da pozisyonunu değiştirmemekte ısrarlıysa tartışmadan sonra bile belki de yapılabilecek
en iyi şey genel olarak onu boykot etmek olabilir. Fas'a yapılan ziyaret çok faydalı olmayacaktır bence Filistin davasına. Bence Filistinlilerin bütün Arap ülkeleriyle, hatta bütün ülkelerle diyaloğu olmalı, ABD'de dahil olmak üzere ve bu ülkeleri ve onların liderlerini Filistin haklarını desteklemeye ikna etmeliler, kendilerini izole etmemeye. Bu faydalı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama en azından benim görüşüm bu şekilde. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi hepinizden kapanış cümlesi rica ediyorum 2 dakika boyunca. Eğer herhangi bir kapanış cümleniz yoksa, ekleyeceğiniz bir şey yoksa sorulardan bir tanesine değinebilirsiniz. Filistin'in geleceğinden de bahsediyoruz, Filistin mücadelesinin. O yüzden sizce Filistin desteği neye odaklanmalı, hangi öğelere odaklanmalı? Örneğin BDS boykot divestment ya da Filistin mücadelesini nerede görüyorsunuz 10 yıl sonra? Nasıl bir görüntü arz edecektir? Evet, şimdi Profesör Baumgartner'a başlayalım. 1,5 dakikada özetlerseniz. Sesinizi de açar mısınız lütfen? En önemli şey şu anda dünyanın her yerindeki insanların seferberliği, Filistin'i desteklemesi ve Filistinlilerin kendilerinin mobilizasyonunun devam etmesi. Bu gerçekten en önemli şey ve her yönde mobilizasyon olmalı. Filistin 10 yıl içerisinde nerede olacak? Evet. Biz pek geleceği öngörmeye eğitilmiş kişiler değiliz. Sadece mevcut duruma bakıp belki ne yönde gideceğimizi tahmin etmeye çalışabiliriz. Bugünden sonra 10 gün. İsrail devleti nasıl devam edecek ve bu siyasi sistemde nasıl güçlerimiz olacak, bununla ilgili Filistin tarafındaki herhangi bir gelişme bu gelişmeye bağlı olacaktır ve Filistin mobilizasyonu sorusu yeni canlandırılmış politik darbeler ve her yerde aktif taraflarla sonuçlanacaktır. Öyle umuyorum. Teşekkürler. Sizi dinlemekten büyük keyif aldım. Benden ABD'nin rolüne değinmem istendi ama bitirirken belki şunu vurgulamak önemli olabilir. Filistin'in geleceği ve Filistin halkının geleceği Washington'da kararlaştırılmayacak ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Lahey'de karşı kararlaştırılmayacak. Önce sahada kararlaştırılacak, Filistin'de ve Orta Doğu'da kararlaştırılacak ve ya Filistinlilerin ne yaptığına göre kararlaştırılacak ya da ne yapamadıklarına göre. Ve bu da önemli bir etki sahibi olacak. Hem ABD'nin politikalarını nasıl belirlediği konusunda hem de uluslararası kurumlar İsrail'e dokunulmazlık vermeye devam edecekler mi yoksa onu sorumlu tutacaklar mı sorusuyla ilgili ve Filistinlilerin ne yapacağına, yapamayacağına ben karar veremeyeceğim için o yüzden olayların nereye gideceğine de karar veremem. Teşekkürler dürüst olduğunuz için. Çok teşekkürler.
Boynel Tahir. Can you please unmute yourself, Mr. Moy? Sesinizi de açar mısınız lütfen? Ana azum anna semata mutagayyirat la'allana nulahiz mesela. Bence farklı değişkenler var. Mesela fark etmiş olabiliriz. Gazze şeridine daha önce yapılan saldırılara baktığımızda Filistin yönetimi her zaman rastgele gelişigüzel roketlerden, füzelerden bahsederdi. Ve Batı Şeria'daki herhangi bir aktiviteyi yasaklardı. Ama şu anda bu tür eylemler gözlemlemiyoruz ve popüler olarak ayaklanmalar, başkaldırılar Batı Şeria'da ve 1948 topraklarında başladı ve bu da çok önemli bir gelişmeye işaret ediyor diye düşünüyorum. Fark ediyoruz ki herkes aynı terminolojiyi kullanıyor. Direnişin kendisi gibi. Şeyh Cerrah mesela çok önemli bir nokta ve daha da önemlisi belli bir entegrasyon var. Yani fikir ayrılığı yok, silahlanıp silahlanmama ya da başka şekilde davranma konusunda. Herkes kendi konumunu kendi cephesinde koruyor ve diğer taraftan dünya çok hızlı şekilde değişiyor ve Güney Afrika'da 30 sene sürdü ABD'yi Güney Afrika'daki rejimin apartheid olduğuna ikna etmek ve inanıyorum ki biz de aynısını daha kısa bir sürede başarabiliriz. Ancak arkadaşlarımın da söylediği gibi bunların hepsi tamamen Filistin halkı tarafından yapılan faaliyetlere ve dünyanın çeşitli yerlerindeki arkadaşların desteklerine bağlı. Ama inanıyorum ki İsrail ne kadar hızlı yükselmiş olsa da hızlı da düşecektir. Çok teşekkür ederim Sayın Muin al-Tahir. Şimdi de son konuşmacıya sözü veriyorum Sayın Belavli'ye. Çok teşekkür ederim. Ben de Ürdün'de bir mülteci olarak dünyaya geldim. Hayatımda ilk kez çok umutluyum. Ve inşallah 10 yılın sonunda Kudüs'ü özgürleştireceğiz. Çok işaretler de gördüm. Mesela Filistin anlatısının daha iyi sunulması gibi ya da belki de Filistin Birliği aynı zamanda Filistin acısının daha iyi anlaşılması gibi ve Siyonist propaganda şu anda tamamen foyası ortaya çıkmış durumda ve 10 yıl sonra buluşacağız özgürleştirilmiş bir Filistin'de. Ben de çok teşekkür ederim. Hepimiz bir gün Filistin'in özgür olacağına inanıyoruz gibi görünüyor. Mahmud Abbas hariç belki ama bir şekilde biz, benim ailem daha iyimseriz gelecek konusunda. Yeni bir aşamada olduğumuzu görüyoruz bu bağlamda. Çok teşekkürler. Bu çok harika bir panel oldu. Ben çok keyif aldım bu oturumdan. Sizlerle konuşmaktan büyük keyif aldım. Teşekkür ederim. Şimdi de tekrar Dr. Yasmin Sahibi'ye dönüyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Bugün katılım gösterdiğiniz için Sayın Fadi'ye özellikle teşekkür ederim. Buna oturum başkanlığı yaptığı için. Şimdi sizi 6. yarın için 6. gün olarak 11. son oturumumuza davet ediyorum. 5.30'da başlayacak İstanbul zamanıyla, İstanbul saatiyle. Çok harika konuşmacılarımız var ve umarım bize katılabilirsiniz. Arkasından da ikinci oturum olacak. Aynı günün ikinci oturumu. O da saat 8'de
başlayacak İstanbul saatiyle ve bu konferansı da yarın 10'da bitireceğiz. Çok harika bir konuşmacıyla bitireceğiz. Umuyorum ki onu da kaçırmayacaksınız. Yarın bize katılın lütfen ve